Kıymetli arkadaşlar merhaba. Ney derslerimizin altıncısıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün ilk eserimize geçiyoruz. İlk eserimiz Uşak bir ilahi. Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz. Yunus Emre'ye ait yani güftesi Yunus Emre'ye ait bir eser. Umarım faydalı bir ders olur. Geçen dersimizde notalardan bahsetmiştik. Bu şeklin ne olduğunu yani 5 çizgi 4 aralıktan oluşan bu şeklin porte başındakinin de sol anahtarı olduğunu söylemiştik. Arkadaşlar şurada D 4 4 ya da C şeklinde harfler ya da farklı rakamlar görebilirsiniz. Portedeki bu kısma donanım adı veriliyor. Burada donanımda notaların arızaları yani diyez mi, bemol mi olacağı vesaire şeyler yazar. Ayrıca bu eserin ya da işte çalınacak olan eserin ritmik yapısını veren 4 4 ya da işte 3 4 5 8 gibi rakamlar vardır. Onlara usuller konusuna geldiğimiz zaman ayrıca değineceğimdir. Şu şekilde çok basit bir ilahi re, do, si, la, sol notalarını öğrendik. O notalarla üfleyeceğiz. Normalde uşak makamı burada donanımda gösterilen segah si ile değil, birazcık daha pes basılan bir si ile icra edilir. Ama ben eseri kolaylaştırmak adına bugün sizlerle Uşak makamını Segah si ile icra etmeye çalışacağım. Daha sonrasında bu eseri Uşak si ile de icra edeceğizdir. Sol, la, 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 sol. Sol, la, 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 sol. Yani sizden istediğim şu, hani dörtlük notalar bir vuruşta hatırlıyorsunuz, elimizin başladığı yere geliyorduk. Sol, la, 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 sol. Bu sekizlik nota, yarım vuruşluk. Sol, la, 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 sol. Devam ediyorum. La, si, do, es. Es de yine bir vuruşluk, bir tam vuruşluk bir es var. Devam ediyorum aşağıdan. La, do, si, si, la, sol, si, la, es. Bitti. Sol, la, la, sol, la, si, do, es. La, do, si, si, la, sol, si, la, la, es. Bitti. Eserimiz bu kadar. Şimdi nasıl çalındığını göstereceğim. Siz de vururken aynen bu hızla sol, la, 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 sol, la, si, do, es. Hiçbir notayı atlamadan, hiçbir esi atlamadan bu şekilde çalışmanızı defalarca kez yani solfejini yapmanızı istiyorum. Bu çok önemli bir detaydır arkadaşlar. Çok çok önemlidir. Ne kadar müzikte ne kadar ilerleseniz de solfej bona yapmak zorundayız. İlk önce solfejini yapacağız. Yani vuruşlarıyla eserin bestesiyle notalarının söylenmesidir solfej. Şu şekilde sol, sol, la, 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 sol. Birinci ölçü, çizgiyle belirlenen bu kısım birinci ölçü. Çizgiler ölçü çizgileri. La, si, do, es şeklinde devam edeceğiz. Şimdi nasıl üflendiğini göstermek istiyorum. Yine çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Buradaki art arda gelen 3 tane la'yı ayırabilmek için şu bağ çizgisini de sileyim isterseniz şöyle daha kafanız karışmasın. Buradaki 3 tane dahi ayırabilmek için şöyle yapabiliriz. Şuradaki yüzük parmağımızı üst elimizdeki
yüzük parmağımızı La notasını üflerken küçücük kıpırdatabiliriz. Bu şekilde notaları ayırabiliriz. Satıra geçiyorum. La do si si la sol si la la. İki ölçüyü birlikte üfleyeceğim. La do si si la sol si la la. Baştan üfleyecek olursam kıymetli arkadaşlar, Ney derslerimizin 6.sıyla sizlerle birlikteydik. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerimizi takipte kalın. Her gün mutlaka en az 2 saat ney üflemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.